Efendim Mastv ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bu programıyla bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi tarihler 18 Mart 2017'yi gösterirken o kutlu zaferi, Çanakkale zaferini de bir kez daha kutlarken, bir kez daha Çanakkale şehitlerini yad ederken ve Çanakkale zaferini de kutlarken, Çanakkale zaferinin bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesinde çok önemli bir rolü var efendim. Ve sayısız şehit Çanakkale'de toprağın altında bu vatanın bağımsızlığını, bu vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak adına toprağa düşerek şehit oldular. Çanakkale'deki tüm şehitleri de bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Geçtiğimiz hafta tekrar bir program izlemek durumunda kaldınız. Çünkü ben Çanakkale'deydim efendim. Çanakkale'deki kitap fuarına katılarak oradaki okuyucularla ve dinleyicilerle buluştuk. Mini bir dinleti de yaptık. Çanakkale 1915 Ruhu Gençlik Derneği'ne de buradan bir selam gönderelim. Orada bir söyleşide bulunduk genç kardeşlerle, genç arkadaşlarla. Gerçekten tabii ki Çanakkale'de olmak, işte o Gelibolu Yarımadası'nı, Eceabat'ı gezmek, Çanakkale'yi gezmek o ruhu biraz daha yaşamanıza elbette ki vesile oluyor. Çünkü şehrin içerisinde de kullanılmış toplar ve o günlere ait hatıraları anlatan bir takım yazıtlar, bir takım envanterler hala mevcut. Çanakkale'nin ruhunu anlamak gerek elbette. Sadece o şehre giderek değil, Çanakkale'yi de iyi kavramak gerek. Bu ülkenin bağımsızlığı adına toprağa düşen 250 bin şehidi, 250 bin şehidin hatırasına sahip çıkmak, onlara iyi bir şekilde sahip çıkmak için de iyi mücadele etmek, ülkenin bekasını iyi korumak gerekir diye düşünüyorum. Bu hafta size Çanakkale şiirlerinden de elbette birkaç tane okuyacağım. Ondan önceki hafta da bir önceki programda belirtmiştim. Böyle birazcık sohbetler, selamlar birikince girizgah da uzun oldu efendim. Kredi Yurtlar Kurumu'nda Gençlik Spor Bakanlığı, üniversitelerdeki, KYK'lardaki genç öğrencilerle, genç üniversite öğrencileriyle bir aradaydık. O söyleşi trafiğimiz ilk bölgesi de bitti. Kıymetli Murat Hoca, Orkun da bize eşlik ettiler. İnşallah ilerleyen zamanlarda Cihat da ekibe katılacak. Erdinç Hoca'ya ve Gençleşen Türküler'e de bir kez daha selam edelim. Buradan bir selam gönderelim. İlk enstrümantal eser ve ilk şiirle Çanakkale şehitlerini anmış olalım efendim. Buyurun. Ki dünyada eşi en keşif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla saldırmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüttü ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer, mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile birlikte bir de bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar başka, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunadu zuldür bu rezil istila. O 20. asır yok mu? O mahluku asil ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kuslu Mehmetciğin aylarca durup karşısında döktü kanındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılması hala bize affetti o yüz, medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müdiş ki eder her bir mülkü harap. Öteden
Öteden saykalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, altında her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölüm püskürtmekte yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak. Saçıyor zırha bürünmüş o namerdeller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş ta açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne de siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü teisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki mustahkemler, beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi, o benim suni beddim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi baksana, dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış, vurulmuş, tertemiz, alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Tercümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber, duruyor. Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah, ölmeden mezara koydular beni.
geçebilirsin yardan anadan serden. Senin de destanını okuyalım ezelden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini. Göster, kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Sinanuddin, şu minare Sinan'dır. Haydi, haydi artık uyuyan destanını uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım, kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bırak, bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü, yürü aslanım haydi. Fetih hazırlığı başlasın. Yürü hala ne diye kendinle savaştasın. Fatih'in İstanbul'u, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of geçtim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Gençliğim eyvah. Efendim, Çanakkale şehitlerini bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale şehitlerine Mehmet Akif Ersoy dizeleriydi efendim. Ondan sonra okumuş olduğum Fetih Marşı da Arif Nihat Asya dizeleriydi. Yorumlamaya çalıştık. Gerçekten de artık gençlerin biraz daha bu sorumluluğu, biraz daha bu bilinci omuzlarında hissederek yaşamaları lazım. Gerçi bu anlamda umudum da hemen hemen her programda söylüyorum. Umudum da her geçen gün biraz daha artıyor. Belli zamanlarda karamsar ruh halleri yaşasak da ülkenin bulunduğu belli sıkıntılı dönemlerden dolayı. Ama genel manada gençler gerçekten bunun farkında. Gittiğim yurtlardaki üniversite öğrencileri de bunun en belirgin özelliklerinden bir tanesiydi. Yine Çanakkale'de katıldığım 1915 Çanakkale 1915 Ruhu Gençlik Derneği'nin kıymetli üyeleri, kıymetli katılımcılarıydı. Aynı şekilde ülkenin birlik ve beraberliği için, bir arada olma ruhu için ellerinden geleni yapacaklarını şimdiden gösteriyorlardı. Çünkü gerçekten Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a, İstanbul burçlarına bayrağı diktiği zaman gerçekten de 21 yaşındaydı, değil mi Murat Hoca? 21 yaşında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Onun için artık böyle sadece internet üzerinde ya da ne bileyim sanal oyunlarla zaman geçirmek yerine biraz da o bilinci, o ruhu da elde etmek lazım. Tabii bu anlamda ebeveynlere de önemli iş düşüyor. 21 yaş artık gençler için çok çocukluk yaşları değil ya da çok ne yapacağını bilmeyen, böyle ortalıkta dolaşılacak yaşlar değil. Siz o ruhu eğer aşılarsanız onlara, onlar da o bilinçle, o şuurla hareket ederler. Ama siz onlara her zaman için çocuk muamelesi yaparsanız ve onların omuzlarına hiçbir yük vermezseniz ilerleyen süreçlerde maazallah bu daha büyük sorunlara yol açar. Orkun sen kaç yaşındasın? Orkun 16 yaşında.
Az TV'de bir programda bağlama icra ediyor. Bu Orkun'un hem yeteneği hem de burada anne babasını da tebrik etmek lazım. Yani bu programda sadece böyle şiir okumak, türkü söylemek elbette güzel. Bizim amacımız da o yüreklerinize dokunmak ama bazı farkındalıkları da oluşturmak adına bazen böyle birkaç kelam edesim geliyor açıkçası. Orkun 15-16 yaşında iyi bir bağlama icracısı olma yolunda gidiyor. Biz de bu anlamda destek olmak adına biraz da Orkun'a burada şans veriyoruz. Öyle nitelendirelim. Murat Hoca ile beraber çalması onun için çok önemli bir ortam, önemli bir mecra bence. Ha Orkun da tabii bunun altında kalmıyor. Orkun da her gün 7 saat, 8 saat ben ne zaman görsem bir sosyal medyaya girsem Orkun sadece sosyal medyada paylaştığı şey hep bağlamasıyla hasbihal. Yani bu Orkun Kutay anlamında söylemiyorum. Bu ekran başında bizleri izleyen kıymetli izleyenlere de, kıymetli Az TV izleyenlerine de bir şekilde örnek olması adına Orkun'u örnek verdim. Orkun Kutay Özdemir'i. Birkaç program öncesinde söylemiştim. Aynı zamanda bölge birincisi bağlamada. Orkun 16 yaşında böyleyse işte 21-22 yaşında Orkun iyi bir yol alacak. Yine kameramanımız Ercan. Ercan da ben burada program yaptığım günden beri Ercan var. Yaklaşık ben 6 yıldır bu ekranlardayım. 6 yıldır Ercan da var. Gökhan göster Ercan'ı da. Göster. Ercan yıllardır para kazanmanın ne olduğunu öğrenen bir genç, öğrenen bir arkadaş. Ya tabii bu kişisel gelişim programı değil yani. Böyle öyle algılanmasını da istemem ama 6 yıldır Ercan hem çalıştığının işini iyi yapmak derdinde gençlere örnek olabilecek bir örnektir bence insandır Ercan. O anlamda söylüyorum. Bu tabii ki Ercan'ın başarısı, Ercan'ın o sorumluluğu almasının yanında ailesinin de ona güvenip, Az TV'nin yöneticilerinin de ona güvenip bu sorumluluğu, bu kamerayı, bu programı Ercan'a teslim etmeleri de en az Ercan'ın aldığı sorumluluk kadar önemli. Ercan'ın başarısında önemli bir katkısı var. Yine işte reji odasında da genç bir kadroyla çalışıyoruz. Genç arkadaşlar var ve onlar da dün başlamadılar. Yani şu andaki yaşları elbette ki bu işi yapacak yeterlilikte zaten ama yıllardır buradalar. Yıllardır bu mutfakta pişiyorlar. Bu anlamda da gençlere biraz daha kıymetli anneler, kıymetli babalar, gençlere biraz daha şans verin. Ufak tefek hatalar yapsalar da onlar başarırlar. Çünkü onlar damarlarında Fatih'in kanını taşıyorlar. Mustafa Kemal'in kanını taşıyorlar efendim. Hadi devam edelim. Mehmet Akif'in Bülbül şiiriyle. Ki beklerdin kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Söyle, söyle, söyle nedir derdin? O zümrüdü tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün yemyeşil bir vadi, yarın kıpkızıl bir gülşen. Gezersin hanımanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhi serbazın, ufuklar budi mutlaklar bütün mahkumi pervazın. Değil, değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada, hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyle matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde umman huri uşandır? Hayır, hayır. Matem senin hakkın değil. Matem, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok. Hazan ağlar baharımda, bugün bir hanımansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız kansız evladı, seraba garba çiğnettim de çıktım hakı ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu, Selahaddin Eyyubilerin
Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus innesin beyninde Osman'ın, ezan sussun fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevhetli bir mazi serab olsun, o kudretler o sadvetler harab olsun, turab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın, şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne heybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hamamlar yerde işkenceyle kıvransın, serinmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce kez doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, benim hakkım sus ey bülbül. Senin hakkın değil, senin hakkın değil matem. Efendim, Mehmet Akif Ersoy'un Bülbül şiirini yorumlamaya çalıştık. Hemen reklama gidiyoruz ama öncesinde şu detayı vermem lazım. Ben Bülbül şiirini okurken fonda arkadaşların icra ettiği eser Hey 15'liydi. Hey 15'li bir ağıttır aslında. Çanakkale'ye giden 15 yaşındaki çocukları anlatır. Savaşa giden çocukları anlatır. Oyun havası olarak kullanılması yanlıştır. Bir kez de bu ekranından size bunun doğrusunu anlatmış olalım. Bu bir ağıttır, bu bir serzeniştir, bu bir uğurlamadır o gençleri arkalarından gözyaşı dökerek. Ama biz bu 15'liyi bir şekilde ritmik bir havaya uydurup oyun havası haline getirip düğünlerde bol bol oynuyoruz. Çok doğru değil. Kısa bir reklam aramız var, sonra yeniden birlikteyiz.